Birinci soru. Aşağıdaki soruların araştırma sorusu olup olamayacağını nedenini de belirterek altlarına yazınız. A şıkkı. Sınıfınızdaki arkadaşlarınızın en çok sevdiği ders hangisidir? Araştırma sorusudur. Sorunun sorulduğu grup bellidir ve bu sorunun birden fazla cevabı vardır. B şıkkı. Okulunuzdaki arkadaşlarınız ellerini günde kaç kez sabunla yıkamaktadır? Bu da bir araştırma sorusudur. Çünkü burada da sorunun sorulduğu grup bellidir ve sorunun birden fazla cevabı vardır. C şıkkı. Bulunduğunuz il hangi coğrafi bölgededir? Bu araştırma sorusu değildir. Çünkü bu sorunun bir tane cevabı vardır. C şıkkı. Okulunuzdaki öğrenci temsilcinizden beklentileriniz nelerdir? Bu da araştırma sorusudur. Çünkü sorunun sorulduğu grup bellidir ve sorunun birden fazla cevabı vardır. D şıkkı. Sınıfınızdaki arkadaşlarınız çevreyi korumak için neler yapmaktadır? Bu da araştırma sorusudur. Çünkü sorunun sorulduğu grup bellidir ve birden fazla cevabı vardır. İkinci soru. Sınıf arkadaşlarınıza hangi içeceği seversiniz sorusunu yöneltiniz. Aldığınız cevaplara göre bir sıklık tablosu düzenleyiniz. Sıklık tablosundaki verileri sütun grafiği ile gösteriniz. Grafiğe göre en çok sevilen içeceğin, en az sevilen içeceğin adını söyleyiniz. Sıklık tablosunu oluşturalım. Süt cevabını veren 4 kişi, ayran cevabını veren 5 kişi, meyve suyu cevabını veren de 6 kişi olsun. Şimdi bu verileri sütun grafiğinde gösterelim. Yatay eksenimiz içecekler, dikey eksende sayılar olsun. Burası süt, burası ayran, burası da meyve suyu olsun. Burası da sayılar olsun. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Süt içmeyi sevenler 4 kişiydi. Sütün sütunu şu şekilde olacaktır. Ayran içmeyi sevenler 5 kişiydi. Ayranın sütunu bu şekilde olacaktır. Meyve suyu içmeyi sevenler de 6 kişiydi. Meyve suyunun sütunu da bu şekilde olacaktır. Sütun grafiğini de bu şekilde çizmiş olduk. Grafiğe göre en çok sevilen içecek meyve suyu. En az sevilen içecek ise süttür. Üçüncü soru. Bir iş yerinin tüm çalışanlarına öğle yemeğinde karnı yarık, türlü, taze fasulye, ıspanak, pırasa yemeklerinden hangisini tercih ettikleri sorulmuştur. Alınan cevaplara göre aşağıdaki sıklık tablosu ve sütun grafiği oluşturulmuştur. Tablo ve grafiğe göre soruları cevaplayınız. En çok tercih edilen yemek hangisidir? Sütun grafiğine baktığımızda en fazla taze fasulye görülmekte. Dolayısıyla A şıkkının cevabı taze fasulyedir. B şıkkı en az tercih edilen yemek hangisidir? En az olan da pırasadır arkadaşlar. Taze fasulyeyi tercih edenler, karnı yarığı tercih edenlerden kaç kişi fazladır? Şimdi taze fasulyeyi tercih edenler 45 kişi, karnı yarığı tercih edenler ise 30 kişi. O zaman 45'ten 30'u çıkardığımızda sorunun cevabını 15 olarak buluruz. C şıkkı, pırasayı tercih edenler, türlüyü tercih edenlerden kaç kişi azdır? Türlüyü tercih edenler 35 kişi, pırasayı tercih edenler ise 15 kişi. 35'ten 15'i çıkardığımızda sorunun cevabını 20 olarak buluruz. D şıkkı, bu iş yerinde kaç kişi çalışmaktadır? Evet, bunların hepsini toplayalım. Karnı yarık 30, türlü 35, taze fasulye 45, ıspanak 20, pırasa 15. Bu toplama işlemini yaptığımızda 5, 5, 5, 15, 15'in 5'i elde var 1, 3, 3 daha 6, 4 daha 10, 2 daha 12, 1 daha 13, 1 de elde vardı 14. Evet, bu iş yerinde toplam 145 kişi çalışmaktadır. E şıkkı, sıklık tablosundaki verilerle bilgisayarda bir sütun grafiği oluşturunuz. Oluşturduğunuz grafik ile yandaki grafiği karşılaştırınız. Oluşturulacak olan sütun grafiği ile bu grafik birbirinin aynısı olacaktır. Dördüncü soru. Bir ortaokuldaki 5. sınıf şubelerinin sayısı 2'dir. Bu sınıflardaki öğrencilere sevdikleri spor dalı sorulmuştur. Alınan cevaplara göre aşağıdaki sıklık tablosu oluşturulmuştur. Tabloya göre soruları cevaplayınız. A şıkkı en çok sevilen spor dalı hangisidir? Sayılara baktığımızda en fazla bakın futbol olduğu için en çok
sevilen spor dalı futboldur. B şıkkı en az sevilen spor dalı hangisidir? Yine tabloyu incelediğimizde 5 kişiyle yüzme sporu en az sevilen. C şıkkı basketbolu sevenlerin sayısı yüzmeyi sevenlerin sayısından kaç kişi fazladır? Basketbolu sevenler 10 kişi, yüzmeyi sevenler 5 kişi. 10'dan 5'i çıkardığımızda sorunun cevabını 5 kişi olarak buluruz. C şıkkı hangi iki spor dalını sevenlerin sayıları toplamı futbolu sevenlerin sayısına eşittir? Şimdi futbolu sevenler 16 kişiydi. Buradaki 9 ve 7'nin toplamı da 16 yapar. Voleybol ve atletizmi sevenlerin toplamı futbolu sevenlerin sayısına eşittir. D şıkkı, iki şubede toplam kaç öğrenci vardır? Buradaki sayıları toplayalım. 5, 9 daha 14, 7 daha 21, 6 daha 27. 27'nin 7'si elde var. 2, 1 daha 3, 1 daha 4. Toplam 47 kişi vardır. 5. soru. Bir oyuncak mağazasında bir haftada satılan otomobil, yapboz, bebek ve tren sayıları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Grafiğe göre soruları cevaplayınız. A şıkkı, en çok satılan oyuncak hangisidir? Grafiğe baktığımızda en çok satılan oyuncak 120 adetli otomobildir. B şıkkı en az satılan oyuncak hangisidir? Gene grafiği incelediğimizde en az bakın 30 adetle trendir. Yapbozun fiyatı 18 TL olduğuna göre yapboz satışından kaç Türk lirası elde edilmiştir? 40 tane yapboz satılmış. 40 ile 18'i çarpalım. Bu işlemi yaptığımızda 720 TL buluruz. C şıkkı hem otomobil hem de trenin fiyatı 40 TL'dir. Otomobil ve tren satışından toplam kaç Türk lirası elde edilmiştir? Otomobil 120 adet satılmış, tren 30 adet satılmış, toplamda 150 adet. 40 lira ise bir tanesinin fiyatı 150 ile 40'ı çarptığımızda toplam 6000 lira buluruz. 6. soru. Bir hastanede bir haftanın 5 gününde muayene olan hastaların sayıları aşağıdaki farklı iki grafikle gösterilmiştir. Grafiklere göre soruları cevaplayınız. A şıkkı. Grafikler arasında fark var mıdır? Varsa açıklayınız. Evet, grafikler arasında fark vardır. Şimdi birinci grafikte günlere göre hasta sayıları kesin olarak belirtilmiş. Fakat ikinci grafikte bazı günlerin hasta sayılarını dikey eksende kesin olarak görememekteyiz. Dolayısıyla aralarında fark vardır. B şıkkı grafiklerden hangisi yanlış yorumlamalara yol açabilir? Nedenini açıklayınız. İkinci grafik yanlış yorumlara yol açabilir. Çünkü burada bazı günlere ait hasta sayıları kesin olarak bilinmemektedir. Dolayısıyla bu da yanlış yorumlamalara yol açabilir.